1 Kasım Çarşamba Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz yazısı ABD için çalışan etki ajanları bu gerçeklerle asla yüzleşemez. JFK suikastinden iki gün sonra Oswald'ı katleden Polonya Yahudisi Jack Ruby, Jacob Rubenstein, 1967'de hapishanede öldü. Hapishane hücresinde bir arkadaşına yazdığı mektupta Lee Harvey Oswald'ın konuşmasını engellemek için enayi gibi kullanıldım. Gün gelecek Lyndon Johnson'ın nasıl bir adam olduğunu göreceksin demişti. Başkan Kennedy'nin yardımcısı Lyndon Johnson, Dallas'taki suikasti organize eden derin karargahla işbirliği içindeydi. CIA'in Sovyetler Birliği'ndeki ajanlarının gönderdiği raporlara göre Sovyet yönetimi JFK suikastinin ardında Amerikan derin devletinin ve Lyndon Johnson'ın bulunduğu görüşündeydi. Kennedy'nin içinde vurulduğu üstü açık arabanın güzergahını değiştirip konvoyun Elm Caddesi'nden geçmesini sağlayan kişinin Lyndon Johnson olduğu öne sürülmüştür. İddia, eski başkanlardan Nixon'ın stratejisti Roger Stone'un Kennedy'yi öldüren adam adlı kitabında yer alıyor. JFK'in katledildiği 22 Kasım 1963 gününün akşamında Johnson'ın bazı kritik telefonlar ettirerek Oswald'ın cinayetle suçlanmasından bütün delillerin FBI'ye teslim edilmesine kadar muhtelif talimatlar verdirdiği de ortaya çıkmıştır. Johnson, Air Force One Dallas'tan içinde bir başkan olmadan havalanamaz diyordu. Kennedy'nin öldürülmesinden saatler sonra başkanlık yemini ederken yanında şoktaki Jackie Kennedy de vardı. Böylelikle Lyndon Johnson Beyaz Sarayı devralmış, hükümet darbesi tamamlanmıştı. New Orleans Eyaleti Başsavcısı Jim Garrison 1920-92 Clay Shaw'un yargılandığı mahkemede Kennedy suikastini devlet içi darbe olarak tanımlamıştır. Kennedy suikasti esnasında Elm Caddesi'nde konuşlanan CIA timlerini organize eden Shaw jüri tarafından suçsuz bulunmuştu. Mahkemenin sonuçlanmasından 5 yıl sonra yani 1974'te Shaw'un akciğer kanserinden öldüğü açıklandı. Cesedine otopsi yapılmasına izin verilmedi. Clay Show'un mahkemesinde başsavcı Jim Garrison suikasttaki resmi tezi baştan aşağı çürüterek yerle bir etmiştir. Garrison suikast esnasında video kamerasıyla başkanın geçişini Elm Caddesi'nin keranındaki Çimenli Tepecik'te filme alan Abraham Zapruder adlı bir ABD vatandaşının çektiği görüntüleri delil olarak kullandı. Bu görüntüler JFK'in kitap deposunun yanı sıra Çimenli Tepecik tarafından da ateş altında kaldığını kanıtlıyordu. Başkanın kafasını parçalayan nihai atış buradan yapılmıştı. Başsavcı, mahkemede bu görüntülerin Time Life binasında bir kasada kilitli kaldığını ve kasten Amerikan halkına izlettirilmediğini söyledi. 1 Mart 1969. Gerçekleri hasar altı eden resmi tez, kitap deposunda mevzilenen Oswald'ın yani tek suikastçının 3 kurşunla başkanı vurduğu, ayrıca önde oturan Teksas valisi Connelly'i yaraladığı yalanına dayalıydı. Buna mukabil, tam 51 tanık öldürücü kurşunların kitap deposunun hemen yakınındaki çimenli tepecik tarafından geldiğini söylediler. Abraham Zapruder'in çekim yaptığı yerin sağında kalan tepeciğin yukarısındaki tahta perdelerin bulunduğu ağaçlı kısımda konuşlanmış olan siyahi tetikçilerinin ateşi sonucu limüzündeki John Kennedy ikinci atışta boğazından vurulmuştu. Aynı taraftan gelen altıncı, sonuncu atışsa başkanın kafasını sağ tarafından parçalamıştı olay yerinde 3 farklı CIA timi mevzilenmişti. Bu nişancı timlerden ilki Oswald'ın çalıştığı kitap deposunda, ikincisi onun yanındaki Deltex binasında, üçüncüsü ise Çimenli Tepeci'nin hemen arkasında konuşlanmışlardı. Oswald'ın yalnızca gözcü olarak görevlendirildiği, tetikçi olarak yer almadığı kitap deposunun 6. katındaki tetikçilerin kurşunlarından sadece birisi yani 3. atış JFK'yi vurmuştu. Öldürücü atışlarsa Çimenli Tepeci'nin bulunduğu kısımdaki timden gelmiştir. Bütün bu hususlar yıllar öncesinden kanıtlandığı halde halen daha Kennedy'ye sadece tek zaviye eden yani kitap deposundan ateş edildiği yalanı ısrarla tekrarlanıyor. O gün tüfeğini asla ateşlemediği belgelenmesine ve de suikast esnasında kitap deposunun ikinci katındaki kafeteryada bulunduğu ortaya çıkmasına rağmen Oswald halen daha katil olarak sunuluyor. CIA'de uzun süre çalışmış olan Robert Monroe Kennedy suikastinin CIA tarafından planlandığını Kasım 1992'de ifşa etmiştir. Monroe ayrıca dönemin FBI başkanı Edgar Hoover'la JFK'in yardımcısı Lyndon Johnson'ı suikasti yönetmekle suçlamıştır. 1. George Bush'un ise 1976'da getirildiği CIA direktörlüğü sırasında Kennedy suikastinin perde arkasını iyi bilmesine rağmen özellikle sessiz kaldığını dile getirmiştir. Baba Bush'un Beyaz Saray'daki son yılında yani 1992'de Amerikan Kongresi Kennedy suikasti soruşturmasının belgeleri için 25 yıllık gizlilik kararı almıştı. almıştı.